Dolayısıyla bu anlamda kendi düzen fikirlerini, kendi toplumsal tasavvurlarını ortaya koymak gibi bir problematikleri vardır. Evrenin düzenine yönelik açıklamalar, bu anlamda modern bilimde ortaya çıkan evrenin düzenine yönelik açıklamalar toplumun biçimine de yansıdı. Descartes'in matematiksel evren tasarımı bu anlamda çok önemli bir çerçeve oluşturmaktaydı. Yani bu anlamda en önemli soru fakat bir ahlak teorisi. Çok önemli. Çünkü ahlaksız herhangi bir düzenin olamayacağını başlangıçta kabul ettiğimize göre ortaçağ ahlakının dışında bir toplumsal düzen talebi kendi içerisinde bir ahlak düzeninin geliştirilmesini de mecburi hale getiriyor. Eski erdemlere baktığımızda eski erdemler kazancın, hasın ve neşenin reddi üzerine bina edilmekteydi. Yani Umberto Eco'nun mesela Günün Adı romanında bize tasvir etmiş olduğu şey işte kahkaha üzerinde olan bir kitabın kilise tarafından saklanması ve onun peşinden bu olayı araştıranların yaşamış oldukları maceraları gösterir. Kahkaha kötüdür. Neşe kötüdür. Kazanç aramak, has kötüdür. Ortaçağ batı zihniyetine göre. Halbuki yeniler eskilerin kötü gördüğü her şeyi bir iyiliğe dönüştürmekteydiler. Albert Tişman'ın Tutkular ve Çıkarlar isimli kitabında çok bütüncül bir şekilde bizlere anlatmış olduğu üzere bütün bu eskilerin kötü olarak gördüğü bütün hazlar birer erdeme dönüşmekteydiler. Bunun eğer ahlaksız görünmek istemiyorsa yeniler bunun temellendirilmesi gerekmekteydi. İşte bu temellendirmeyi bu tebliğde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İskoç aydınlanmacıları gerçekleşti. 18. yüzyılda Kuzey'in Atinası olarak adlandırılan Edinburgh'da ortaya çıkan bu düşünce ekolünün üç temel odaklanma alanı geliştirdi. Birincisi ahlak, ikincisi tarih felsefesi, üçüncüsü ekonomi politik. Aslında tarih felsefesi ve ekonomi politiğin meydana getiren ilerlemecilik ve piyasa teorileri ahlak teorisinin içinden meydana çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir bakıma ahlak teorisi İskoç aydınlanmacıların alemi tip harikası olarak görülebilir. Bu anlamda Hutchison'ın etik tartışmalarının önemli bir yeri bulunuyor. Ondan etkilenerek Hume'un etik üzerine düşünmeyi derinleştiren isim olmuştur. Ve Hume'un izini takip ederek de Adam Smith bu etik tartışmalarını bir piyasa teorisine, Adam Ferguson'da bir sivil toplum teorisine dönüştürmüştür. Günümüzün toplumsal düzenini iktisat düzenini duran iki önemli isimdir, Adam Smith ve Adam Ferguson. Bu gelişmelerin bir arka planı var. Özellikle 17. yüzyılda İskoçya, çobanların yaşadığı dağlık, kırsal bir ülke olmaktan hızla ticaret ve sanayinin egemen olduğu bir ülkeye dönüşmüştür. Bu hızlı yaşanan toplumsal gelişme, iktisadi değişme ile birlikte İskoç toplumunun açıklanmasına yönelik bir çaba söz konusudur ve Edinburgh'u bu anlamda önemli bir aydınlanma merkezine dönüştüren de bu toplumsal değişimin açıklanması çabasıdır. Özellikle geleneksel dini fikirlerle örülmüş uyumlu eski toplumsal yapı yaşanan değişimlerle ciddi bozulmalara uğramıştı ve yeni toplumsal adalet ve ahlakı geçerli kılıp kılamayacağı tartışılmaktaydı. Yeni yapının bir adalet bir toplumsal yapı oluşturamayacağı tartışılıyordu. Bu anlamda İskoç aydınlanmacıları bir mesele üzerine odaklandılar. Bernard de Mandeville, The Fable of the Bees, Arılar Meseli isimli eserinde kamu menfaatinin bazen bozuk ahlaki özellikler olarak görülen niteliklerden ortaya çıkabileceğini ve dahası o güne kadar erdemli davranışın toplumsal düzen açısından düşünüldüğü gibi etkin olamayacağını ileri sürmekteydi. Ona göre insan davranışları yüksek ya da düşük olarak nitelenemezdi. Zira yüksek ve erdemli olarak görülen davranışlar aslında toplum ve devlet tarafından işe yarar bulunanlardı. Bu sebeple toplum ve devlet değişir ilerlerken yeni bir erdem tanımının yapılması kaçınılmaz idi. Mandeville daha sonra piyasa teorilerinin ve İskoç ahlak teorisinde duygusal, yani sentimental gelişim teorisinin temellerini atan önemli bir isim. Buradan hareketle İskoç aydınlanmacıları bireysel çıkarlarla kamu menfaatlerinin çatışmadığını ve daha doğrusu burjuva toplumunun da ahlaklı olabileceğini ileri sürme hakkını kazanmışlar. Bu bakımdan aynı zamanda din adamı olan Hutchison'ın yeri önemli. Hutchison, erdemin bizim doğal ve doğuştan ahlaki duygularımızla olduğu için mutluluk, ahlaksızlığın da doğal ve fitri bir şey olmadığı için acı verdiğini
ileri sürmekteydi. Yani daha önce dinle temellendirilen erdem ve ahlak fikrini duyumsal bir şekilde temellendirme yoluna gitti. Dolayısıyla hazzı istemek ve acıdan kaçınmak, ona göre Tanrı tarafından doğaya yerleştirilmiş ilahi düzenin bir gereğidir. İnsan tabi olarak hazzı arar ve acıdan kaçar. Bu formülasyon aslında daha sonra bugün de içinde yaşamış olduğumuz toplumu kuran formülasyon. Dolayısıyla haz gelen şeyler erdemin bir parçası olarak kabul edilebilirler. Hür bunu bir adım ileri götürüp insanların doğru olarak nitelendiği şeylerin mutluluk verici şeyler olduğunu, yanlış olarak nitelendiklerinin ise acı veren şeyler olduğunu görüyoruz. Ancak o ahlakı açısından farklı olarak ilahi bir kaynağa bağlamaktansa doğrudan insanın toplumsal düzeni içinde açıklamayı yeterli gördü. Smith de daha sonra bu ahlak teorisini bir piyasa teorisine dönüştü. İskoç ahlak teorisinin bu kavramsallaştırmaları modern toplumun temellendirilmesi için önemli bir zemin inşa etmiştir. Bu düşüncenin özellikle geleneksel düşünce karşısında kendisini temellendirmekte sıkıntılar yaşayan yeni burjuva toplumunun üretkenlik ve verimliliğe fayda ve hasla dayalı sosyal düzenini açıklamada ve buna ahlaki bir mahiyet atfetmede önemli bir katkısı olmuştur. Ama sadece bununla sınırlı değil İskoç teorisinin katkısı. Bu ahlak teorisi aynı zamanda bir tarih ve piyasa teorisine dönüşmüş, modern toplumun kendisini diğerlerinden ayırt etmede kullandığı temel bir ölçüt haline dönmüştür. Burada şimdi biraz geriye dönüp bir iki dakika bir arka plan çizmek isterim. Özellikle 17. yüzyılda modern toplum gelişirken, modern burjuva toplumu gelişirken eskilerle yeniler arasındaki kavgada yenilerin eskilerin ahlaki gücünü kırmak için takip ettikleri en önemli strateji kendilerine diğer dünya toplumlarından deliller getirmek idi. Mesela dinin olmadığı bir toplumda düzenin olmayacağı eleştirisini Çin'i göstererek reddediyorlardı. Yani bakın Çin'de din yok ama işte doğal bir düzen var. Kilisenin olmadığı bir toplumun işlemeyeceği eleştirisini Müslüman toplumları göstererek reddediyorlardı. Bakın işte Müslüman toplumlar bin yıldır dünyanın merkezindeler ve bir kiliseye sahip değildir. Cinselliğin kötü bir şey olduğunu fikrini yine İslam'ı göstererek reddediyorlardı vesaire. Kendilerine yöneltilen bütün eleştirileri farklı dünya toplumlarına getirdikleri örneklerle aşmaya çalışıyorlardı. Bu çok önemli bir noktaydı. Kabaca 1600'lerin başından 1700'lerin ortasına kadar bu böyle devam etti. Bu dönemde çok sayıda seyahatnamenin yazılmış olması, Doğu'ya dair çok sayıda ilginin bulunuyor olması bunun temel sebebi bu. Bir Doğu bağımlılığı söz konusuydu modern dünyada. Ve ciddi bir biçimde modern toplum kendisini diğer dünya toplumlarıyla mukayeseli bir biçimde açıklamak zorunda kalıyor. Bunun önemli sebebi iç çatışma. Yani burjuvaziyle aristokrasi arasındaki iç çatışmayı. Şöyle ifade ediyorum bunu. İç ötekine karşı dış ötekinden fayda beklemek. Ondan yardım almak şeklinde bir ilişki söz konusu. Ancak 1750'lere geldiğimizde bu ilişkide bir değişim yaşandı. Özellikle yavaş yavaş aristokrasinin güç kaybetmesi, kilisenin yavaş yavaş güç kaybetmesi ve daha önemlisi İskoç aydınlamacılarının biraz sonra anlatacağı ahlak teorisini formüle etmeleri artık modern toplumun açıklanmasında diğer dünya toplumlarına olan bu bağımlılığa ihtiyaç kalmaz.